Bu nasıl dünya hikayesi zor? Bu nasıl kainat muşamba dekor? Bu nasıl insanlık hepsi yalana teslim? Niçin küçülüyor eşya uzakta? Gözsüz görüyorum rüyada nasıl? Zamanın rahsı ne bir yuvarlakta? Sorun varmış onu öğrense nasıl? Ey yedinci kat gök esrarını aç, annemin duası düşte perde ol, bana bir azar kes ey ihtiyar ağaç. Evet muhterem millet, Müslümanlar olarak hepimizin elinde mutlaka bir azar olması lazım. Bizi Kur'an'a götüren, bizi Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyesine götüren bir rehber olması lazım, bir azar olması lazım. Üstad Necip Fazıl merhumun şiiriyle hutbemize girmiş olduk. Cenab-ı Allah üstada rahmet eylesin, tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Muhterem ümmiler, üzerinde yaşadığımız vatan sadece bir toprak parçasından ibaret değildir. Bu vatan toprakları ecdat diyarıdır. Şehitlerin emanetidir. Geleceğe sağlam adımlarla girmek için bağrına yaslandığımız, uğruna canımızı verdiğimiz topraktır vatan. Bizler tarih boyunca vatanımıza muhabbetle, sadakatle bağlandık. Mukaddesatımız uğruna gözümüzü kırpmadan şehadete yürüdük. Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda fakirlik ve imkansızlık içinde benzersiz bir varoluş mücadelesi verdik. Fakat hiçbir zaman geri çekilmedik. İman dolu gözlerimizi nice hayasız akınlara siper ettik. Allah'ın inayeti ve yardımıyla cesaretimizle, fedakarlığımızla tarihimizde büyük zaferler kazandık. Değerli müminler, 15 Temmuz gecesi sabaha kadar okuduğumuz salalar, getirdiğimiz tekbirler, tesbihat ve yakarışlar dünyanın dört bir tarafından milletimizin selameti için el açıp yalvaran mümin kardeşlerimizin duasıyla gönülleriyle birleşti. Milletçe tek yürek yek vücut meydanlara attık, birlik ve beraberliğimize, istiklal ve istikbalimize karşı girişilen hain saldırıya hep birlikte dur dedik. İmanımızdan ve vatan aşkımızdan aldığımız o muazzam ruhla hain emekleri boşa çıkardık. Feraset, basiret ve zekiletimizle büyük bir felaketin eşiğinden döndük. Değerli müminler, hutbemin başında okumuş olduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinden biz ancak ıslah edicileriz derler. Şunu bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir, lakin anlamazlar. Muhterem müminler, Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz de hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların güvende oldukları kişidir. Mümin canları ve malları hususunda insanların kendisinden emin oldukları kişidir. Değerli müminler, bizim bir tek harfi bile değişmemiz kitabımız, hayatı bütün berraklığıyla bilinen Peygamberimiz, temel ilkeleri apaçık ortada olan bir dinimiz vardır. Rüyalarla, gizemlerle, sinsi planlarla bu dine aykırı sözle İslami bir dünya kurmamaya çalışanlar asla muvaffak olamayacaktır. Unutulmamalıdır ki Allah ve Resulünü anarak kirli emelleri uğruna dinimizi istismar edenlerin sonu daima hüsran olmuştur. Bu hüsran onları dünyada zillet, ahirette ise azap olarak yakalayacaktır. Değerli müminler, 15 Temmuz'u bir daha yaşamamak için bizlere düşen öncelikle din gibi yüce bir hakikati şahıslar üzerine bina etmemektir. Aklımızı, irademizi, vicdanımızı sorgulamaksızın bir başkasına teslim etmemektir. İslam'ın sahih kaynaklarından iyi niyetli ve güvenilir ellerden öğrenmektir. Kur'an-ı Kerim ve sevgili Peygamberimizin sünnet-i seniyyesi rehberliğinden
yaşamaktır. Sahabe neslinden günümüze kadar Müslümanların büyük çoğunluğunun üzerinde yürüdüğü mutedil yolun dışında kalan bütün anlayışların sırat-ı müstakimden sapma anlamına geldiğini bilmektir. Bizi Allah'a kulluk yerine kendine kul olmaya çağıranlara itibar etmemektir. Yüzyıllar boyunca topraklarımızda, bu vatanımızda oluşan ve dini hayatımızı ayakta tutan Anadolu irfanına sahip çıkmaktır. Değerli millet, Rabbimizin dualarımızı kabul ettiği bu icabet vaktinde hep birlikte Allah-u Teala Hazretlerine niyazlar bulunalım. İlahi Ya Rabbi, dinimizin, devletimizin, milletimizin ve alemi İslam'ın bekasını sarsacak her türlü dahi ve harici beladan bizleri muhafaza eyle. İlahi Ya Rabbi, fitne ateşiyle bizi yakmak isteyenlere, İzzetimize, şerefimize ve din kardeşliğimize göz dikenlere fırsat verme. Birliğimize, dirliğimize, muhabbetimize, kardeşliğimize gölge düşüren nifaktan, her türlü tefrikadan ve şiddetin, terörün her türlüsünden bizleri koru Allah'ım. Sana inanan bu aziz milletten yardım ve inayetini, kuvvet ve rahmetini esirgeme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bu aziz vatanın bekası uğruna canlarını veren, can veren şehitlerimize rahmet, gazilerimize şafi ismiyle şifalar ve hayırlı ömürler ihsan eyle. Onlara layık bir nesil olmayı bizlere de